Nandele bu ya? Ağız spreyi mi? Allah benim belamı versin. Sen ne niyetle sıktın? Göz yaşartıcı sprey diye mi? He? Nandele ya az yaktı yani yakmadı değil. Kızım sen manyak mısın ya? Ne işin var burada? Bu ne cesaret? Bırakın o çocuğu. Ne bırakıcın? Geçmiş olsun. Bitti o iş. Hızar gürültüsü mü o? Hızarla mı kesiyorsunuz? Evet. Testereyle olmuyor. Çok yoruluyorum, zorlanıyorum. Ya! Bu gerçek olamaz. Rüya sekansı bu. Hayır! Hayır, bu gerçek değil. Rüya sekansı. Yazar beni uyandırsın! Ya
başına yırtınma, boğazını paralama. Eskirim biliyorum. Sakın üzerime gelmeyin. Nuriye dur, sakin ol, dur bir konuşalım. Hayır! Konuşacak bir şey yok. Çocuğu verin. Ölmediyse de vatan. Ne diyor bu yav? Yav kes, kes, kes! Kesme! Kesme! Ne oluyor ya? Ha, iyi çocuk burada. Çek abi, korkacak. Ya o kızım ne oluyor sana Allah'ını seversen? Bir şey mi içirdiler, bir şey mi yaptılar? Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsunuz bu çocuğu? Çırak. Çırak? Evet, marangoz olacak. Zımpara öğretiyoruz, boya öğretiyoruz. Öteki çocuklar adamı. Sen mi söyledin? Ya o evladım hayır işi gizlidir, söylenmez ki. Evet, hepsine çırak yapıyoruz, sonra etrafa veriyoruz oymacı çubuğu. Sokaklardan topluyoruz, sanata yönlendiriyoruz. Faydalı birey olsunlar, sokaklarda kalıp tinere minere alışmasınlar diye. He, arka bahçede ne kesiyorsunuz? Her şeyde senin üzerine vazife. Çırak olan her çocuk için birer kurban kesiyoruz, ailesine mailesine veriyoruz işte, oldu mu? Niye gizliyorsunuz? Yahu bahçede kurban kesiyorlar, pislik oluyor bunlar, köylü mülü, sizde laf bitmez ki. Sen peki bana niye saldırıyorsun? Ya, tehlikedesiniz sandım. He, çocukları kesip onları yiyoruz zannettin değil mi? Yuh artık çüş be. Gel kesme, gel. Şşt, bağırma çocuğa ya. Aa. Evladım hızara dokunmadın değil mi? Yasak. Yok yok, değmedi, değmedi. He. Ah işte. Sanatçı olunca hayal gücü. Nasıl özür dilesem bilemiyorum. Ay sizin yüzünüzdeki boya mı? Kimyasal filansa yıkasanız iyi olur. Su bazlı. Çocuk var. Kimyasal olur mu hiç? Demek ki takıntısı, zaafı, sapkınlığı, kompleksleri olmayan, tamamen olgunlaşmış üstün ruhlar olabiliyormuş. Ben yine de ufak da olsa bir arızası oldu. Hey, mola açılay, mola ya. Adamın boğazına bıçak dayadın, sadece kırgın baktı, insaf ya. Ay değil mi? Çok berbat hissediyorum. Çok ayıp oldu. Gidip bir daha konuşacağım. Tamam evladım, senin acık bir tahta eksik, onu öğrendik. Neyse ki niyetin iyi. Ya, gerçekten tekrar çok çok özür diliyorum. Şeyhumuz Bey, Şeyhumuz amca, siz ne kadar olgun, ne kadar kamil birisiniz. Ben böyle bir gerçek insan hiç tanımadım. Yapma ya, estağfurullah. Gerçekten. Yani düşünüyorum da siz bir sinema ya da dizi karakteri olsanız herhalde sizi Halil Ergün ya da Şevket Altuğ canlandırırdı. Kim? Beni? Evet. Ne alakası var ya? Ben hep Rutkay Aziz diye düşünmüşümdür. Yani hani Rutkay Aziz daha çok böyle... O da beni yansıtacak kadar pek yakışıklı değil de bence. Bu fiziği veremez yani. Evet, anlıyorum. Belki bir Tarık Akan, bu da bir ihtimal yani. Olabilir. Veyahut da Kıvanç Tatlıtuğ'un yaşlılığı. O da pek karizmatik değil ya. Evet, hiç. Halil Ergün. Ya ne alaka canım, el insaf. Göz var, insan var yani ya. Allah Allah. Halil Ergün. Ya, gizli narsist işte. Ben haklı çıktım. Perde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.